Beğendin mi? Ama anneninki bir başkadır herhalde, değil mi? Hı hı. O da böyle sana ekmek hazırlar mı? Ama şimdi biraz hasta. Öyle mi? Nerede peki? Hastanede. Ama iyileşecek. Neyi var? Bilmiyorum. Günaydın Arzu Hanım. Kahvaltı keyfi ha? Ben işimin başına geçeyim. Elifciğim, geçmiş olsun. Annen hastaymış. Nesi var? Söylesene Elifciğim. Nesi var? Annem araba çarptı. Ne? Araba mı çarptı? Hı hı. Nerede? Şimdi iyi. Çünkü Kenan amca kurtarmış onu. Kenan mı? Arzu, iyi misin kızım? Kenan. Arzu! Anne! Ah. Arzu! Çıkmam lazım. Çıkman gerekiyor öyle mi? Nereye gidiyorsun? İşlerim var. Sürekli işim var zaten. Arzu, yeter. Beni böyle bırakıp nereye gidiyorsun? Nereye? 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 Kendine gel. Ne yapıyorum ben ya? Of. Bu işi şimdi yaparsam eğer, bir daha asla yapamam. Allah kahretsin. Allah kahretsin.
Nefret ediyorum senden Melek, nefret ediyorum. Gitti. Melek'le mi? Ellerin öyle narin ki Melek. Sanki iki beyaz güvercin. Saçlarında sanki denizin kokusu sinmiş. Her rüzgar estiğinde yüzüme çağırdım. Gözlerin kaçma yine. Kaçma. Otur hadi. Uzun zamandır mı burada çalışıyorsun? Yok. Yine. Nasıl oldu? İyileşebildin mi? Lafı fazla uzatmayacağım Melek. Senden sadece tek bir cevap istiyorum. Tek bir cevap. Neden gittin? Bunları konuşmak için çok geç artık. Geç mi? Geç ha. Ben hala bıraktığın yerdeyim Melek. Beni terk ettiğin yerde. İkimizin de başka hayatları var artık. Geçmişi hatırlamak kimseye fayda getirmez. Biliyorum başka hayatın olduğunu. Ben başka bir şey soruyorum. Neden kaçar gibi gittin? Neden beni terk ettin? Sen gidince kendime sordum. Ne yapmış olabilirim diye. Ben sana ne yaptım Melek? Seni sevmekten başka ne yaptım? Senin bir suçun yok. Yok mu? O zaman kimin suçu var? Ben senin için dünyayı karşıma aldım. Ama sen dünyayı başıma yıktın. (Gülüyor)
Git buradan ne olur. Ne olur git. İkimiz de evlendik. Başka hayatlarımız var artık. Yıllar sonra... Yıllar sonra bunları söylemek için mi geldin? Hayır. Bunu vermek için geldim. Kenan nerede? Yok ben dayanamayacağım artık. Aç şunu hadi aç. Bu Veysel kılıksızı da açmıyor. Hanımım. Ne var ne istiyorsun? Size çorba getirmiştim. Bir şey yemeyeceğim al götür. Ama daha yeni toparlandınız. Böyle bir şey yemeden olmaz ki. Ben yiyeceğimi yedim. Tokum. Herkes arkamdan iş çeviriyor. Kenan bana hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Arıyorum telefonlarımı da açmıyor. Belki önemli bir işi vardır. Ya hemen kötü şeyler düşünmeyin. Düşünecek ne kaldı ki? Kenan'ı bırak o Veysel kılıksız bile telefonumu açmıyor. Allah bilir ne işler peşinde. Ya hanımım lütfen sakin olun. Yoksa yine kötü olacaksınız. Hadi iki lokma bir şey yiyin. Anlamı kıtlığı mı var sende? Yemeyeceğim diyorum işte al götür. Thank you.
Yapamam. Bunu artık taşıyamam. Ulan arkamdan iş çevirmek neymiş göstereceğim sana. Demek benden boşanacaksın öyle mi? Bunun kararını çoktan verdin ha? Bunun hesabını ödeyeceksin ulan. Melek! Ne oldu? Pek mi şaşırdın sulu göz? Ne halin lan? Ne işin var senin burada? Hiç. Karımı iş yerinde ziyarete geldim. Rahatsız mı oldun? Çık git buradan. Vay vay vay. Afralara tafralara bak. Ulan var ya zamanında sana az bile yapmışım be. Nankör! Ne demek oluyor şimdi? Ne demek oluyor öyle mi? Onu sana sormak lazım. Acaba ne demek oluyor? Git diyorum sana. Git buradan. Aha bunu diyorum lan bunu. Arkamdan çevirdiğin dolapları diyorum. Ne lan bu? Ha? Söyle bakalım ne bu? Ne demek lan bu? Ne bu? Git diyorum sana bak biri gelecek şimdi git. Ulan kim gelirse gelsin be. Lan benden kolay kolay boşanacağını mı zannettin sen lan? Ha? Sen kim oluyorsun lan? Sen neyine güveniyorsun da benden boşanmaya kalkıyorsun lan? Ha? Bitti diyorum sana bitti. Git buradan. Ulan gebertirim seni. Dilime imanıma gebertirim ulan. Ne oluyor burada? Asıl sana ne oluyor lan? Burada böyle davranamazsın. Lan karıma nasıl davranacağımı sana mı sor? Veysel dur yapma Allah aşkına. Bak buradan hemen gitmezsen polis çağırırım. Bu iş burada bitmedi lan. Bu iş burada bitmedi. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim sana. Telefonlarını da açmıyorsun. Sana soruyorum Kenan, neredeydin? Geldim işte. Sana soruyorum Kenan, neredeydin? Niye konuşmuyorsun? İşim vardı. Niye telefonlarımı açmadın o zaman? İşin olması telefonu açmaman için bahane mi? Çünkü konuşmak istemedim. Demek konuşmak istemedin. Bu da iyi. Neyim ben? Bu evde neyim ben? Sana ihtiyacım olsa telefonunu açmayacaksın yani. Karınım ben senin, karın. Tamam, tartışmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Korkuyorum Kenan. Neden? Bilmem. Her şey çok tuhaf geliyor. Korkma. Korkacak bir şey yok ki. Biz artık evliyiz. Ama ben inanamıyorum hala buna. Artık inansan iyi edersin. Benim karım, bu evin de hanımısın sen. Seni seviyorum. Ben de seni.
Boşanmıyorum lan. Boşanmıyorum hadi. Hayırsız, vicdansız karı. Senelerce baktım lan ben sana. Ama sen ne yaptın? İlk fırsatta şutu yapıştırdın. Gelişime koydun lan, gelişime. Vallahi baba kusura bakma da o kadının kim kimsesi yok diye sen de az çektirmedin yani. Kes lan, kes. Çok biliyorsun değil mi? Lan bana geldiğinde karnı burnundaydı be. Yanımda doğurdu lan veledini. Senelerce baktım ben onunla. Çocuğunu büyüttüm lan. Ah lan melek. Bu bana yapılır mıydı lan? Ya baba, yeter artık, tamam içme. İyice sarhoş oldun ha. Eleşme lan. Eleşme. Bacak kadar boyunla. Ah ulan melek. Ah ulan melek. Bu bana yapılır mıydı be? Hoş geldin Zeynep. Hadi otur, yemeğini koyayım. Mis gibi de kokmuş zaten. Ay çok üşüdüm. Eline sağlık ablacığım. Abla, dalgınsın, bir şey mi oldu? Kenan bugün kafeye geldi Zeynep. Ne? Nereden bulmuş ki? Ne dedi abla? Yıllar sonra ilk defa yüz yüze konuştuk. Çok tuhaftı Zeynep. Niye gelmiş peki abla, ne dedi? Yani kötü bir şey demedi değil mi sana? O neden bırakıp gittiğimi... Neden... Neden hiç... Aramadığımı... Ne... Ayşe abla arıyor. Alo Ayşe abla. İkimiz de evlendik. İkimizin de başka hayatları var artık. Geçmişi hatırlamak kimseye fayda getirmez. Senden sadece tek bir cevap istiyorum. Tek bir cevap. Neden gittin? Neden beni terk ettin? Oğlum, yemek vakti, ne yapıyorsun burada? Masa hazır, herkes seni bekliyor. Ben yemeyeceğim. Beklemeyin, siz yiyin. Kenan, bir şey mi oldu? Bir sıkıntın mı var oğlum? Çok dalgınsın yavrum. Bir şeyim yok. Aç değilim anne. Olur mu öyle şey oğlum? Bari buraya bir şeyler getirsinler. İstemiyorum anne. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Hay Allah. Tesadüfen mi gördü acaba orada seni? Yoksa nasıl olacak ki? Bana bak. Seni üzecek bir şey demedi ya. Sonra yine konuşuruz. Tamam ablacığım. Biri geldi herhalde.
Tamam, sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Abim gelmiyor mu? Bilmiyorum. Yemeyeceğim diyor. Biz başlayalım. Son zamanlarda böyle. Dalgın ve gergin. Anne, ben çağırayım mı babamı? Sen otur kızım. Yemeğini ye. Canı istemiyor demek. Rahat bırakın adamı. Kafası çok dalgın. Artık ne olmuşsa. Tamam. Çok uzatmayın artık. Hadi çorbalarınızı soğutmayın. Ablacığım ben çıkıyorum. Abla bir gün daha dinlensin. Zeynep lütfen. Ablacığım çalışmak bana iyi geliyor biliyorsun. Hem çalışmazsam kızımı nasıl alacağım değil mi? Sen öyle diyorsan. Hadi sen de bırak artık bunlarla uğraşmayı. Sobayı kurmadan rahat edemeyeceksin değil mi? İnatçı keçi seni. Zeynep. Evde işte sobaydı derken kaç gündür okula boşluyorsun ablacığım. Gözümden kaçıyor sanma. Tamam abla merak etme. Abla. Sen de babamı kafana takma olur mu? Zaten sizinki kağıt üstünde format eden bir evlilikti. Öyle. Öyle de. Veysel hır çıkarmadan bu iş bitmeyecek Zeynep belli. Elinden geleni ardına koymasın o zaman. Biz bir arada olduktan sonra hiçbir şey yapamaz. Ben bu yola baş koydum ablacığım. Artık geri dönmek de yok. Yine neredesin Kenan? Kenan nereye gitti biliyor musun? Yok Arzu Hanım ben nereden bileyim? Gonca nerede? Aşağıya ütü yapmaya inmişti. Var bunda bir iş belli. Dur bakalım. Çıkar yakında kokusu. Hadi ya. Komşu mu acaba?
Ne işin var senin burada? Ne yapıyorsun? Görüşmeyeli bayağı değişmişsin. Ne yapıyorsun ya? Yüzünün halini görmedin değil mi? Anam daha beter oldu. Tamam bırak ya. Asıl sen ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Ha sen onu diyorsun. Soba kurmaya çalışıyordum da. Soba mı? Ne oldu beğenemedin mi? Yo çok beğendim. Biraz abartmışsın ama yakışmış. Buğulu bir hava katmış. Zeynep Hanım bunlar sizin sözleriniz. Unutmam işte bak ya. Tarih tekerrülden ibaret. Ne yaparsın? İyi hadi oyalama beni soba kuruyorum. Kuruyorsun. Emin misin? Evet kuruyorum. İstersen yardım edebilirim. Sen soba kuracaksın. Evet. Niye şaşırdın ki? Sen hiç hayatında soba kurdun mu? Büyütüyorsun onu. Benim için çocuk oyuncağı bunlar. Niye öyle bakıyorsun? Ben böyle şeylerden anlarım. İnanmıyorsun değil mi? Soba kurmakta ne var ki? Tabii canım. Eğer izin verirseniz Zeynep Hanım, ben bir halledeyim şunu. Dur ya nereye gidiyorsun? Ya ne yapacaksın ki sen? Kenan göz göre göre gitti. Engel olamadım. Sakin olun. Belki acil bir işi çıkmıştır. O yüzden gitmiştir. Kocamı çok iyi tanıyorum Gonca. Melek'le ya görüştü ya görüşecek. Bence siz kendinizi boşuna kahrediyorsunuz. Hem kendiniz dediniz. Bunca yıllık kocanız yıllar önce terk edip giden bir kadın için sizi asla bırakmaz. O hikayeden çıktı artık. Şimdi gitmese de her an gidebilir. Benim ne yapıp ne edip Veysel'e ulaşmam lazım. Ona ulaşıp ne yapacaksınız ki? Yani sizden uzak olması daha iyi değil mi? Meleğin yerini bilse bilse Veysel bilir. Meleğe ulaşıp ne yapacaksınız? Öyle birdenbire çıkıp hayatımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Hesaplaşma vakti geldi artık. Yok, bu böyle olmayacak. Benim gidip kendimi anlamam lazım. Nereye? Nereye olacak Gonca? Evlerine. Evet. Nereden başlasam? Ya bence hiç uğraşma. Zaten yapamayacaksın, daha beter olacak. Ya Zeynep bir susar mısın? Dikkatimi dağıtıyorsun. Ha, ben dağıtıyorum yani dikkatini, yoksa sen. Ya gülmesene. Ya bir şey diyeceğim de Allah aşkına hiç uğraşıp kendini rezil etme. Zaten bunu yapmanın imkanı yok. Baksana sobaya boruları falan uzaylı görmüş gibi bakıyorsun. Ben bunu yapacağım. Sen de göreceksin. Hmm. Peki o zaman. Var mısın iddiaya? Ya saçma ama kesin kaybedersin. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Tamam. Bak o zaman. Eğer ben bu sobayı kurarsam ne istersem yapacaksın. Yok, eğer yapamazsam sen kazanırsın. Ben de senin istediğini yapacağım. Ha? Var mısın? Varım. İyi ben şimdiden düşüneyim böyle ne isteyeceğimi de. Göreceğiz. Evet. Bir bakalım bakalım. Bak bakalım, bak bakalım. Dene. Dene de hevesini al bari. Bunları konuşmak için daha çok erken. Dur ve şovumu izle. Üstten mi yapsam acaba ya? Ya Zeynep. Bunun kullanma kılavuzu falan yok mu? Yok artık. Şaka şaka. Sadece izle. Bomba geliyor bomba.
öyle ya da böyle o telefonu açacaksın Veysel Efendi. Kim lan bu sabah sabah zır zır zır? Aha. Ne ayak lan bu sabah sabah? Baba, baba. Baba kalksana ya. Ya baba uyansana, seni psikopat arıyor. Uyan. Alo. Sen niye açmıyorsun benim telefonlarımı? Ne konuştuk biz seninle? Ops. Yavaş lan. Sen kimsin? Murat ben, Murat. Veysel'i ver bana. Babamla ne derdin varsa benimle konuş. Sen onun nerede olduğunu biliyor musun? Kim o ya? O kadının. Ha. Şu adı yukarıdan aşağı yazılınca 5 harf olan. Allah Allah. Kimdi o ya? Dalga geçme benimle, az gelişmiş. Melek nerede? Ya vallahi bu konuda çeşitli rivayetler var. Hani böyle söylenti falan. Ama ben de bilmiyorum, biliyor musun? Bana bak çocuk. Tek kelimemle ikiniz de yakarım, biliyorsun değil mi? Söyle bana, Melek nerede? Ya dur yenge ya, yani abla. Ya Melek abla kaçtı, gitti. Yani yerini biz de bilmiyoruz tam olarak. Neredesiniz siz? Evde misiniz? Yok, evde değiliz. Çıktık evden. Dükkandayız şu anda. Adresi ver bana. Niye? Ne yapacaksın sen bizim adresi? Babanla konuşmam lazım. Söyle şu adresi. Bana bak yenge. Eğer bu işin de altından bir şeyler çıkarsa... Aptal mısın sen? Babanı ele verecek olsam çoktan verirdim zaten. Hadi söyle şu adresi. Olacak, olacak. Dur, dikkat et. Yani düşeceksin, bir şey olacak falan, başıma kalacaksın diye diyorum. Tamam, bir şey yok. Hem sen boş boş konuşmasana. Birimize yardımcı olsak diyorum. Hadi sana zahmet şunları ver. Şeyden ya. Bunun birkaç parçası eksik. Ondan. Ya gülmesene vallahi, bak ondan. Atsana topu. Gel kendin al. Ya at şu topu da oynayalım. Pas ver bana. Söyle. Al bakalım. Futbol oynuyoruz bak. Ya tamam artık. Nasıl oldu ya bu? Oldu. Demiştim sana. Şişt, ne yapıyorsun sen? Sağlam oldu mu bu? Üf Zeynep ya. Kaybettin işte, kabul et.
Hayır, nasıl oldu ben anlamadım ki. Anlamayacak bir şey yok. Ben kazandım. Tamam ya, kendine gel. Evet, artık kazandığıma göre ne isteyeceğimi düşünebilirim. Sen gidince kendime sordum. Ne yapmış olabilirim diye. Ben sana ne yaptım Melek? Seni sevmekten başka ne yaptım? Senin bir suçun yok. Ben senin için dünyayı karşıma aldım. Ama sen dünyayı başıma yıktın. Günaydın Melek abla. Günaydın Yunus. Tamam, kazandın işte. Biraz zaman istiyorum. Nasıl bir şey istesem acaba? Ha, bu arada. Bu senin. Ne bu? Yeni evin için küçük bir şey işte. Ne zahmet ettin? Açsana. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Çok beğendim. Hadi asalım. Ne güzel durdu. Ama asamayız ki. Evde ne çekiç var ne bir şey. Tam da buraya göreymiş. Çok güzel oldu. Selim. Çok teşekkür ederim. Biliyor musun bu evimizin ilk hediyesi. Beğendiğine sevindim. Umarım burada hep mutlu olduğun evlerin anahtarları asılı durur. Sağ ol. Ya baba sana bir şey demem lazım. Lan oğlum bir dur ya, bir dur. Ya ama baba. Ya sen uyurken Arzu karısı beni aradı. Buranın adresini istedi. Lan niye bana haber vermiyorsun Armut? Ya baba çuval gibi uyuyordun. Ne yapayım? Uğraştım uğraştım uyandıramadım ki seni. Neredesin sen? Niye cevap vermiyorsun benim telefonlarıma? Ya bir sakin ol yenge. Geç otur bir çayımızı kahvemizi iç. Ya sen ne pişkin ne rahat bir adamsın. Karın nerede ne işler çeviriyor bir haberin var mı? Sana soruyorum cevap versene. Karın şimdi kiminle nerede bir fikrin var mı? Sen burada aylak aylak otururken karın ne işler çeviriyor biliyor musun sen? Biliyorum. Bu ne? Melek boşanmak istiyor. Davayı bile açmış. Bu olamaz. Bu kağıt ne haber biliyor musun? Ha? Ne haber? Meleği bekar bir kadın yapar. Melek bekar bir kadın olursa ne olur? Asla. Asla böyle bir şey olmayacak. Anlıyor musun beni? Boşanmayacaksın Melek'ten.
Vallahi Melek çok kararlı. Kabul etmiyor. Aptallık etme. Melek'ten boşanırsan ne olacak zannediyorsun? Benim kaybedecek bir şeyim yok Arzu Hanım. Gerisini sen düşün. Geri zekalı mısın sen? Bana bak. Meleği bırakmayacaksın. Ne olursa olsun boşanmayacaksın ondan. Nerede o? Ne bileyim ben ya. Çekti gitti. Beceriksiz. Tutamadın elinde değil mi? Nereye gitti? Ne bileyim ben ya. Bilsem gitmez miyim? Çekti gitti işte. Bu iş burada bitmez. Benim adım da Arzu'ysa bu iş burada bitmez. Bulacağım o meleği. Baba neydi o öyle ya? Sosyete karısına bak sen. Vallahi fırtına gibi esti ha. Oğlum. Biz ne rüzgarlar, ne fırtınalar görmüş bir limanız be. Ya peki baba, Melek ablanın yerini bilmene rağmen niye söylemedin? Lan oğlum. Senin beyin jetonla mı çalışıyor lan? Ha? Bütün ipler karının elinde. Bütün halklarımızı biliyor. Bırak bu da bize kalsın ha? Ha. Son şansım Sadık. Doktorun verdiği yetimhanenin adresinden de bir şey çıkmazsa. Umarım bir sonuca varırsınız. Keşke yetkili birinin ismini verebilselerdi tabii. O zaman kardeşinizi bulmanız daha kolay olurdu. 26 sene geçti Sadık. O da unuttu. Onu bulmam lazım Sadık. Kardeşimi bulmak, emiroğullarından intikam almaktan daha önemli benim için. İnşallah bulursunuz kardeşinizi. İnşallah. Hadi sen dön işinin başına. Şüphelenmesinler. Tamam. Alo. Nasıl oldunuz Arzu Hanım? İyiyim, sağ olun. Güzel. İyi olmanıza sevindim. Sonra konuşsak, araba kullanıyorum. Çok kısa. Fazla vaktinizi almayacağım. Yaptığım teklifin sağlığınızı bozmasını istemem. Ama bana bir an önce cevap vermeniz gerekiyor. Tamam, bakacağım çaresine. Arzu Hanım, benim fazla vaktim yok. Kenan Bey'le yaptığınız yatırım ortaklığı konusunda anlaşmaya vardık. 3 gün içinde sermaye koymam gerekiyor. 3 gün mü? Evet, 3 gün. Yani 3 gününüz var. Hatırlatmak istedim. Nakit para vermek zorunda değilsiniz. Biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Hisseler. Aksi halde sizin için daha üzücü olaylar olabilir. Bilin istedim. Artık kapatmam lazım. Bak kahretsin. Şantajcının biri gidiyor, öbürü geliyor. Bir sen eksiktin başımda. Ne olur. Bu boşanma işinin arkasında Kenan olmasın, ne olur.
Evet, anlıyorum. Hı hı, evet, aynen öyle. Benden yana hiçbir sıkıntı yok avukat bey. Evet, eminim. Evet. Hiçbir pürüz çıkmasını istemiyorum. Vekaletnameyi en kısa sürede size vereceğim. Dediğim gibi, lütfen bu iş çabucak hallolsun. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Melek de boşanıyor. Şimdi de Kenan benden boşanacak. Benden boşanacak.